Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet, size yine bugün bu papatya renklerinden bir iğneden tığa dönüşüm arkadaşlar. Şu şekilde papatya modelini tığa çevirdim. İğne yası modelimiz bu. Sinek kanadı ara suyu ve papatyalarımız da sinek kanatlarından oluşuyor arkadaşlar. Ben de şu şekilde sizler için tığa çevirdim. Evet. Orada aralarını sinek kanatlarının üzeri boş arkadaşlar. Ben bu şekilde sizler için kirpik hazırladım. Şöyle hareketlendirin diye. İsterseniz siz de resimde olduğu gibi sade de yapabilirsiniz. Bu şekilde de ben daha önce yaptığım için sizlere de denemek istedim modelimi. Evet. Benim papatyam da bu şekilde. Bu sefer de arkadaşlar kolay yapmak isteyenler için de bir hem kolay hem güzel hem gösterişli bir papatya modeli çıkardım. Şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Ara suyu olarak bu kirpikli sinek kanatlarını koydum. Siz buraya 5 tane de koyabilirsiniz. Ben örnek amaçlı olduğu için sadece modeli anlatmak için bu şekilde 3 tane koydum. Evet, şimdi papatyamızın dal kısmıyla başlayalım. Tıp aynı şekilde ilk başlarken de bu şekilde başlıyoruz. Tıp hattımızın içine sık iğne ile girdik. 1-2 zincirimi çektim. Hemen yandaki tıp hattımın içine giriyorum bu şekilde. Sık iğne ile sabitledim. 3 tane tıp hattım oldu. Ara suyumla çiçeğimin dalının arası 3 tane tıp attı. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki tığ battımın içine girip 1, 2, 2. Bu şekilde 3 seferde aldığım trabzanı yuva olarak kullanacağım. Bir zincir çektim. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Yuvamın içine girdim. 5 zincir. Bu birinci dalım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu da ikinci. Şimdi arkadaşlar yine dibine de bu şekilde sık iğne yaptım. 5 zincirden 2 tane buraya dal yaptım papatyam için. 2 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki boş olan tığ battıya girip yine aynı şekilde şuradaki mesafeyi arkadaşlar 3 tığ battı mesafesini bu tarafı da veriyorum. 1, 2 zincir. Hemen tığ battıma girdim. 2 zincir. Bu da 3. tığ battı. Evet arkadaşlar. Şimdi ara mesafesini verdik. Direkt suyuna geçiyoruz. Yuvanın yapımı bu kadar arkadaşlar. Sağına ve soluna 3'er tane tığ battı bıraktım. Şimdi bu 3 tane sinek kanadının nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Bir defa tığımın başını doluyorum. Bu ara suyununkini arkadaşlar trabzanı 2 seferde çekiyoruz. Sadece bu 2 kirpiğinki 3 seferde trabzan. Buralarınki 2 seferde. Böyle minik bir yuva yaptım. 5 zincir. Kapatıyorum. 5 zincirimi buraya bu şekilde. Kirpiğim hazır. 3 zincir. 5 zincirimin içine girip bu şekilde sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. 10 zincirimi döndüm. Dibine, trabzanımın içine şu şekilde 10 zincirimi kapatıyorum. Hemen arkadaşlar aşağı kaymaması için bu şekilde sinek kanadımın dibine de bir tane sık iğne yaptım. 2 zincir, 2 tane tığ battı ara mesafesi veriyorum. Bu birinci mesafem. 1, 2 zincir. Bu da ikinci tığ battı mesafem. Bu şekilde 2 tane arayı verdim. Hemen bir defa doluyorum. 2, 2 olarak trabzan yaptım. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Arkadaşlar zincirleriniz gayet sıkı sıkı olsun. Özen gösterin elinizden geldiği kadar.
Ne kadar sıkı çekebilirsiniz o kadar kar. 3 zincirimi çektim. Döndüm ters tarafına. Bu 5 zincirimin arasına bu şekilde giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 10 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ama şu parmağınızdan gelen ipi gevşek olmasın arkadaşlar. O gevşek olursa zincirde gevşek gevşek oluyor. Ona göre orada ne kadar ip dolalı olursa o kadar sıkı zinciriniz olur. Şu parmaktan gelen ipi gergin olsun. 2 tane zincir çektim. 2 tığ battı. 2 zincir çektim. 2 tığ battı. Yine aynı şekilde ikili trabzanı yapıp bu sinek kanatlarını yapacağız. İster 3 tane yapın arkadaşlar benimki gibi bu şekilde. İsterseniz 5 tane yapın. Yani sizin göz kararınıza ve zevkinize bırakıyorum. Ben 3 tane bıraktım model amaçlı olduğu için. Şimdi papatyamızın yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu 2 tane yuvayı şöyle tersinden çevirdim modelimi. İlk yuvamın içine sık iğne ile giriyorum. Bu 5 zincir çektiğimiz 2 dalımın arasından. Bakın arkadaşlar. Böyle ortasına sık iğne ile girdim. 5 zincir. 5 zincirimi hemen buradaki ilk dalımın içine giriyorum. Bir zincirle şöyle düz yüzüne döndüm. Hemen buraya bir sık iğne yapıyorum. Bir zincirimi sık iğne ile 5 zincirli yuvama kapattım. Bir zincirimi çektim. Şu şekil ipimi uzattım. Kulak çöpüm aparatımı alarak bu şekilde ilmeğimin içinden geçtim. Buraya bu şekilde arkadaşlar tam 7 tane ilmek toplayacağım. 7 tane ilmeğe de 6 tane bu şekilde papatyanın kanatları olacak. Bu 1. Yine 5 zincirli yuvaya tığımla girip 1, 2. Sıkı sıkı bu şekilde dibine 2 zincirden ilmek çektim. 2 oldu. 1, 2 zincir, 3 oldu. 4, 1, 2 zincir, 5, 1, 2 zincir, 6, umarım nettir arkadaşlar. Benim telefonumun sağı solu belli değil. Bir net, bir buğulu. İnşallah iyilerini nasip edecek Rabbim. Bu şekilde 7 tane ilmeği topladım. 1, 2 zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar ipimi şöyle uzatıyorum. Bunu burada arkadaşlar şu ilk başladığımız önemli değildi. Bunu şöyle ilmek alıp şuradan arkaya çekerseniz şöyle şu görüntü olmamış oluyor. Evet, onu öyle çekip yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın gerideki ilmekten daha önce gösterdim diye bu şekil göstermedim. Uzun sürmemesi için. Bu şekilde şöyle gerideki ilmeğin arasından geçiriyorum. Bu önemli değil ilk başladığımız arkadaşlar. O geride kaldığı için o kadar çirkin durmuyor. Şöyle hafif de çakmakla değiyorum. Bakın tertemiz bir yuvam oldu. Evet. Bu şekilde 7 tane ilmeği topladım. Şöyle bakın. Kıvıra kıvırarak 2 dakikada hemen sağlanıyor. Plastik olduğu için tahta olsa arkadaşlar biraz çığımıkları takılır gibi oluyor. Şişle de olabilir. Küçük minik. Şöyle elimle de arkadaşlar bu ilmekleri şöyle açıyorum. Şöyle biraz. Şimdi beyaz kısmına geçelim. Şu beyaz sinek kanatlarımızı yapalım. Evet arkadaşlar tersine çeviriyoruz. Kirpiklerimizi ters tarafından yuvalar yapacağız. Bu şekilde sık iğne ile ipimi
ilk kirpiğimin içine sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki kirpiğimden tutup bu şekilde sık iğne ile 3 zincirimi sabitledim. Başa kadar bu şekilde 3'er zincirli yuvalar yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Hemen sıradaki yuvadan giriyorum. 2. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki yuvadan girdim. 3 tane oldu yuva. 1, 2, 3 zincir. 4. 1, 2, 3 zincir. 5. 1, 2, 3 zincir. 6. Bu şekilde 6 tane yuva hazırladım. Bir zincirimi çektim. Düz yüzüne dönüyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve buradaki 3 zincirli yuvanın içine, yani ilk 3 zincirli yuvamın içine sık iğne ile bir zincirimi bu şekilde buraya sabitledim. Şimdi bir, aynı sinek kanadı gibi 5 tane zincir çekiyorum. Bu beyaz rengin bir avantajı arkadaşlar, bu koyu renkler gibi kalın değil, güzel oluyor. Yani zarif duruyor papatyalar, yani sinek kanatları. Bu şekilde 5 zincirimi ilk 3 zincirli yuvama sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle tersinden 5 zincirimin içine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın arkadaşlar, zinciri bile inci gibi oluyor. İpin zarifliğinden. Hiç kendinden çekilmiş zaten. Her zaman çekerek de, yeşil olsun, sarı olsun, çekerek yapıyorum arkadaşlar. Sinek kanadımı aynı bu 3 zincirli yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Dibine yine bir sık iğne yapıyorum ki şöyle arkadaşlar ayrık dursun. Sıradaki yuvamın, 3 zincirli yuvamın içine de sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Yuvamın içine 5 zincirimi. 1, 2, 3 zincir. Tersinden bu şekilde 3 zincirimi, 5 zincirimi içine kapattım. 10 zincir. 7, 8, 9 ve 10. Hemen düz yüzüne döndüm. Aynı yuvanın içine, yani 3 zincir çektiğim, yaptığım yuvanın içine ikinci sinek kanadımı yapmış oluyorum. Yanına da bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde arkadaşlar tüm yuvaları dolduracağız. Tüm yuvaları bu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son yuvasına geldik. Bakın, bu dibine sık iğne yapmadan yaptıydım arkadaşlar. Bunu da sizlere dibine sık iğne yaparak yaptım. Bu sinek kanatlarım ilk yaptığım, kendi yaptığıma göre daha belirgin oldu. Yine de tercih size ait. Bu şekilde son yuvayı da sizlerle yapmak için geldim. Evet, şuradan hemen yine yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Tabii ki sinek kanadımın dibinde de bir tane sık iğne var. Bu şekilde. 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Sıkı sıkı 3 zincirim. Bakın arkadaşlar, hiç ütü yok. İlkinde de bunda da. Hemen onun modelini çıkarıp karşınıza geldim. Hiç ütülemeden yani. Bunda da hiç ütü yok. Hiç ütüye bile gerek yok. Sıkı zincir çekildiği için kalıp gibi duruyor. Bir de yapımı kolay. Bir de görünüşü güzel. Tam benlik arkadaşlar. Hem kolay olacak, hem gösterişli olacak. Kadın kısmını hani bir yazı okumuştum. Hem ucuz olsun hem güzel olsun. Ondan hoşlanır. Bu şekilde bakın, sarıya da, burayı göstermek için geldim arkadaşlar. Sarıya da sahte sık iğne yapıyorum bakın. Şöyle onu oraya şöyle yuvarlaklamak için
Sahte sık iğneyi daha önce çok kez tarif ettim. Üzerine de bir zincirimi çekiyorum. İpimi koparıyorum. Evet. 7 tane sarı yuvama bu şekilde 6 tane papatya yaptım. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde bakın daha önce söylemiştim. Şöyle geriden mesela sinek kanadıyla bu kapattığımız yerden şöyle ışık vurduğu için göremiyorum ama arkadaşlar şu şekilde bir tane ilmek alıyorum. Bu uzun koparmamın sebebi de bu yüzden. Bismillah. Dolanıyor. Geçirdim. Evet arkadaşlar. Normalde şak diye geçen şey kamera karşısında bizi mahcup etmeye bayılıyor. Evet şimdi iplerimi yakayım. Bu şekilde geriye dönüp sağlamlaştırdım. Tabii siz daha net ve temiz ve güzel yakarsınız arkadaşlar. Şimdi şu minikleri göstereyim. Beyaz ip takılıyken elimde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde ortadan sık iğne ile bu 10 zincirli yuvamda sık iğne ile ipimi buraya tutturdum. 1-2 zincirimi çekiyorum. Bir tane kirpik. 1-2 zincir. İkinci kirpik. Aynı şekilde 2 zincirimi çektim. Yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde. Bir zincirimi çektim. İpimi hemen kesiyorum. Arkadaş şöyle bunu ortalıyorum. Kenardan kayma olabilir yaparken. Tam ortasına şu şekilde getirdim. İpimi kısalttım. Buraya sık iğne ile tutturdum. Hemen şu sarıları da yapıp geliyorum arkadaşlar. Hali bu şekilde gördüğünüz gibi. Zeminde gördüğünüz gibi benim bu daha önceki papatyalı yazmalarım arkadaşlar. İğne yazısı için falan yaptığım. İzleyenler bilir. Bakın arkadaşlar bu modele bu şekilde şöyle yakın plandan da göstereyim. Birebir çok yakışıyor. Böyle papatyalı Yemenilere çok güzel yakışacak. Zeminini ister kendi rengiyle tığlayın arkadaşlar. İsterseniz yeşil renkle. Yine çözünürlük gitti. Ayarlayabildiğim kadar ayarlayayım arkadaşlar. Bu şekilde bu tür papatyalı yazmalara yapabilirsiniz. Fikir amaçlı göstermek istedim arkadaşlar. Bakın bu şekilde modelimiz çok hoş ve çok zarif oldu. Evet, yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.